Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, bugün nahve giriş yapacağız. Bundan önceki derslerimizde emsileyi anlattık, binayı anlattık. Emsile ve bina, sarf ilmini bizlere anlatan ki, kelimelerin yapılarını, kelimelerin nasıl oluştuğunu, işte fiillerin, müştak olan fiillerin, isimlerin, ismi fail, ismi meful gibi isimlerin ve müştakların nasıl meydana geldiğini emsilede 24 sırayla ve binada da 35 bağlı anlatarak gördük. Şimdi nahive giriş yapıyoruz ki nahiv demek kelimelerin cümle içindeki durumları ve konumlarına göre aldıkları irabın nasıl olması gerekli olduğunu bizlere anlatan bir ilim. Ve nahiv kitaplarımızda temel olarak değerlendirdiğimiz avami kitabımız nahve giriş konusunda önemli bir eser. O yüzden avami kitabımıza girişle başlıyoruz. Avami kitabımız İmam Bilgili Hazretleri'nin ki ismi Takıyüddin Mehmet bin Pir Ali el-Birgili kendisi İmam Bilgili'nin yazmış olduğu küçük bir risale. O yüzden Risaletül Avami, Avami Risalesi küçük kitaplara ne diyoruz? Biz risale diyoruz. Eğer daha geniş, büyük eser olursa ona kitap deniyor. Küçük olunca da risale deniyor. Arkadaşlar bunu çeviren arkadaşımız Musa Alak adında bir arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Avami tercümesinden dolayı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve başlıyoruz ön sözle, mukaddimeyle. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün âline salat ve arkadaşlar selam olsun. Geçmiş ulemanın adetidir arkadaşlar. Hiçbir zaman kitaplarını besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz bırakmazlar. Onlar bilirler ki, küllü emrin zibâlin lemmübde bi bismillah ve hüedder. Besmelesiz başlanan bir iş sonu bereketsizdir. O sebeple bütün kitaplarımıza bakalım, ecdadımızın eserlerine bakalım, o alimlerin yazdıkları o güzel kitaplara baktığımızda birlikte hep besmele, hamdele, salvele ve selvele ile başladıklarını görürüz. Evet, bil ki, i'lem, bil ki, irabı bilmek isteyen herkes. Yani, irabtan kastı nedir demiştik? Kelimelerin cümle içindeki durumunu, konumunu ve nasıl irablanması gerekli olduğunu bilmek isteyen herkesin yüz şeyi bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yüz şey. Ve bu yüz şeyden arkadaşlar 60 tanesi amil, 30 tanesi mamul ve 10 tanesi de amel ve irab diye isimlendiriliyor. İrab diyoruz biz. 10 tane. Allah'ın izniyle o üç şeyi veciz bir uslupla üç bölümde sana açıklayacağım diyor Musannif İmam-ı Birgili. Bu üç şeyden birinci bölüm amiller, ikinci bölüm mamuller, üçüncü bölüm İrab'dır. Amiller arkadaşlar, 60 tane amilimiz var demiştik. 60 tane amilimizden iki kısım meydana geldiğini ki bunlardan birincisi lafzi amiller, diğeri de manevi amiller olduğunu belirttik. Lafzi amil ne demek? Lafızda belli olan, görülen, gözlerimizle müşahede edebildiğimiz amillerdir. Bunlar 58 tane. Manevi amiller de lafızda görülemeyen, müşahede edemediğimiz ama bu ref işini yapan, bunu merfu duruma getiren, mesela müttelerde haber, fil muzari ref eden amin iki taneydi ya, amin manevi. Oradaki fil muzari ref eden, görünürde bir şey olmasa da, müttelerde haberi normalde ref eden, görünürde bir şey olmasa da, manevi amin olarak onların merfu durumda olduğunu ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz. Evet, amin manevi, görülmeyen amin dedik. Amil-i manevi kaç taneydi? İki tane. Müptada ve haberi ref eden amil. İkincisi,
fiili muzariyi ref'eden amir. Amir lafzı 48 tane dedik, 48 tane dedik. 58 tane amir lafzı da ikiye ayrılır arkadaşlar. Amir lafzı semaik, Araplardan işitilme üzere bildiğimiz amirler. Bir de amir lafzı kıyasi, bir kural, bir kaidesi olan amirler. Amir lafzı kıyasiler 9 tane arkadaşlar. Bunlar 9 tane fiil ile başlayan ismi fail, isim meful, sıfatı müşebbehe, mastar, arkadaşlar ismi taftil, ismi muzaf, ismi mümhitam ve manayı fiil olarak 9 tane bunu kenara koyduk. Amir lafz-ı semai kaç tane? 49 tane olup 5 kısımdır. Birincisi arkadaşlar harf-i celler. İkincisi ismin nasb, haberi ref edenler. Üçüncüsü ismin ref, haberi nasb edenler. Dördüncüsü evet, fiil-i muzari nasb edenler. Ve beşinci kısımda fiil-i muzari cezbedenler. Tekrar sayalım. 49 tane olan amil lafz-ı semai 5 kısım olup birinci kısmı neydi? Harf-i celler. Şimdi bizim konumuz harf-i celler. Kaç tane harf-i celler var? 20 tane. İkinci kısmı neydi arkadaşlar? İsmin nas haber ref edenler kaç tane? 8 tane. Öyle mi? Üçüncü kısım evet ismin ref haber nasb eden leyseye benzeyen iki harf iki mavela dediğimiz iki tane kelime. Üçüncü kısım fiilimizden nasb eden dört tane isim enlen key ile. Ve beşinci kısmımız arkadaşlar fiil-i muzari cezmeden 15 tane nedir? Kelimemiz. Ne diye başlıyor? Lem, lemma, emir, lamı, nehi, las diye başlayan 15 tane kelime fiil-i muzari cezmeden kelimemiz. Birinci kısım harf-i celler dedik. Kaç tane harf-i celler var? 20. Hep beraber sayalım. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe, vavul, kasem, taul, kasem, haşa, müz, münzu, hala, ada, levla, kem, la. Tekrar sayalım. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe, vavul, kasem, taul, kasem, haşa, münzu, hala, ada, levla, kem, la. Birincisi en çok kullanılan ba harfi. Misalimiz arkadaşlar amentü billahi ve bihi le'ub'asen. İkincisi min harfi. Misalimiz tübtü min kullize. Harfi cennetin ne manaya geldiğini misallerle beraber bilmemiz bizim için önemli. Birincisi ne dedik? Ba harfi. Ve misalimiz âmentü billahi teâlâ. Ben Allah-u Teala'ya inandım. Ve bihi le'ub'asenne. Ve Allah'a yemin olsun ki elbette tekrar diriltileceğim. Ba ne mana geliyor arkadaşlar? E, a ile manalarına geliyor. Arapçada İsa, İsta'ane, Musa'ane, Mukabile, Ta'diye diye manaların olduğu bizlere anlatılıyor kitaplarda. Fakat o uzun uzun mağalara girmeyeceğiz. Sadece beraber olma, birlikte olma, manalarını ifade, istihane yardımıyla olma gibi manaları ifade eder. Mesela Bismillahirrahmanirrahim derken Allah'ın ismi yardımıyla, istihane manasıdır. Aynı şekilde burada Amentü billahi derken Allah'a derken ona manevi birliktelik olmuş oldu. Ben Allah'a inandım dediğimizde. Ve ikinci harflerimiz min. Manası neydi? Türkçe'de den, dan. Manasını ifade ediyor. Tüptü. Ben tövbe ettim. Min külleden min. Bütün günahlardan tövbe ettim derken ondan den manasını min vermiş oluyoruz. Üçüncü harflerimiz ila ki manası e, a,
kadar manalarında oluyor. Misalimiz tübtü ilallahi teala. Evet, ben ne yaptım? Allah'a tövbe ettim. Ve arkadaşlar, buradaki ilah ne mana gelmişti burada? Tübtü, ben tövbe ettim. Yöneldim kime? İllallahi, Allah'a derken o Allah'a demeyi bize o manayı veren nedir? İlah kelimesidir. Dördüncü harfimiz an harfidir arkadaşlar. Dördüncüsü neymiş? An harfidir. Evet. Neydi? An, den, dan ama uzaklık manası ifade ederek denden manası dedi. Küfittü men edildim, uzaklaştırıldım. Hani harami, haramlardan, den, bakın manasını ne yapıyor? Vermiş oldu. Ve beşinci harflerimiz ala, örneğimiz tecrübü tevbetü ala küllü müdür. Her günahkarın tevbe etmesi gerekir. Dediğimizde burada ala'yı, evet, manasını, normalde ala harflerin üzerinde manası, yani bir şeyin onun üzerine tereddüt etmesi veya bir şeyin üzerinde olması manalarını istiala diyoruz ve bu manada kullanıyor. Burada da tevbenin kimi üzerine vacip olduğu ifade ediliyor. Tevbenin insana her türlü günahlardan tövbe etmesi gerekiyor. Her günahkarın müznib diyoruz ya, her günahkar müznib ne? Günahkar mı? Alâküllü müznibi. Tabii tevbenin her günahkar üzerinde vücubiyet ifade eden bir durum olduğu burada anlaşılmış oluyor arkadaşlar. Evet, bir daha baştan sayarsak. Birinci harfimiz neydi? Ba. Evet arkadaşlar. Ba harfi. İsa'yı âmentü billahi ve bihi ve ba'athenne. İkinci harfimiz min. Misalimiz tüptü min külüden min. Üçüncü harfimiz ila. Misalimiz arkadaşlar tüptü ilallahü teala. Ben Allah-u Teala'ya tövbe ettim. Dördüncü harfimiz küfiftü anil harami. Haramlardan men edildim. Beşinci harfimiz de ala ve manası ve misali tecibü tevbetü ala kulli müminin, her günahkarın tövbe etmesi gerekir. Altıncı harfimiz arkadaşlar lam. Lam çoğunlukla sevmeyet manasında kullanılır. Ama bazen de tebrik, sahip olma manasında kullanılır. Lamı gördüğünüz vakitte ilk aklımıza gelen için manasıdır. Ama mesela elhamdü lillahi dediğimizde alhamd kime aittir? Değil mi? Hamdın sahibi Allah'tır. Hamd Allah'a aittir. Allah'ındır. Ki Rabbil alemin diye alemin Rabbi olan Allah'a aittir manası vermek daha uygundur. Allah içindir manası biraz daha böyle sevbiyet manasını ifade eden mana oluyor ve tam bir mana ifade etmemiş olduğunu görüyoruz. Burada da misalimizde, örneğimizde ene ben, eski yanlış yazılmış, ene olacak bu. Ene ben, Ubeydül kulcağızım. Kime kulcağız? Kim için küçük kulu? Kime küçük kulu? Bak, iki türlü mana da veriyoruz ama burada dahi çok temlik manası uygundur. Ben kime küçük kulum? Kime ait? Lillahi Teala. Allah'a ait. Değil mi? Temlik manası. Allah'a ait. Allah'ın küçük bir kuluyum diye burada lam temlik manası olmuş oluyor. Bazen de talim, yani sevgiyet manasını ifade eder demiştik arkadaşlar. Yedincisi fi harflerimiz içinde, değil mi? De, da, mesela el-muntiyyahu. Misalimiz ne? El-muntiyyahu itaat eden fil cenneti cennettedir. Bakın, zafiyet manası. İçinde olma cennetin içindedir. De, da manası. Sekizinci harflerimiz kaf. Misalimiz ezdikemiz diye şey olur. Onun gibi hiçbir şey yoktur derken Şura suresinde verilen bir ayettir bu, örnek olarak verilmiştir. Ve dokuncu harflerimiz, misalimiz de arkadaşlar, harflerimiz hatta örneğimiz de E'budullahi Teala hatta mevt. E'budu ben ibadet ediyorum, edeceğim. Kime? Allah-u Teala, Allah-u Teala'ya ne zamana kadar? Hatta mevti,
ölünceye kadar. E kadar manası veriyor. Hatta. Evet, ölünceye kadar Allah'a, Allah-u Teala'ya kulu vereceğim. 10. harcayımız Rubbe. Örneğimiz arkadaşlar, Rubbe Talim yani Aleyhul Kur'an. Rubbe Talim. Nice Kur'an okuyanlar var ki yel'anuhul Kur'an, Kur'an ona lanet ediyor. Yani Kur'an ona lanet ediyor. Nice Kur'an okuyanlar var ki lakituhu diye o da haber mahsuptur arkadaşlar. Ben onları gördüm, bunları rastladım. Yani nice Kur'an okuyan vardır ki Kur'an ona lanet eder. Burada Rubbe nedir arkadaşlar? Harfi cerdir. Talimde Rubbe'nin cerdir sonu isimdir. Rubbe'ye gelmişken kısa da atlatma yapalım. Her harfi cere bir mutallak lazımdır. Mutallak ne? İrtibat kurduğu fiil, şimdi fiil veya mana fiil. İrtibat kurdu. Fakat arkadaşlar, Rubbe'nin mutallak yoktur. Rubbe, haşa, hala, hada, levla arkadaşlar ve lealle 6 harfi cerin mutallak yoktur. Bir de harf-i cerler zayıf manasında oldukları zaman mutallak, yani irtibat kurmak için bir fiil veya şimdi fiil, manayı bir ihtiyaç duymaz. Evet, 11. harf-i cerimiz vavul kasem. Kaç tane kasemimiz var arkadaşlar? 3 tane değil mi? Ne diyoruz? Vallahi. Evet, 2. Billahi. 3. Tallahi. 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 Evet. Ve bunların hepsi harf-i cerdir. Ve hepsinin önünde uksimu, Allah'a yemin ediyorum manası ifade eden fiil gizlidir. Car mevzu olarak da hepsi arkadaşlar uksimunun mefhulü bir gayri sarihi oluyor. Unutmayalım. Evet, vavul kasem 11. harcayımız misalimiz. Vallahi la ef'alül kebaira. Vallahi Allah'a yemin ederim uksimun Allah'ı. La ef'alü yapmayacağım, işlemeyeceğim. El kebaira, büyük günahı. 12. harcayımız Tavuk Kasem. Örneğimiz Tallahi le'ef'alennel felarda. Allah'a yemin ederim ki farzları yerine getireceğim, yapacağım. 13. harcayımız arkadaşlar haşa. Şimdi 3 tane harcayımız var. Haşa, hala bir de ada. Bunlar istisna, hariç manalarında kullanılır. Hangileri onlar? Haşa, hala, ada. Örneğimiz heleken nasu, insanlar helak olur. Haşen alimi, bilen alim, hariç, üstesna. Burada haşa istisna manası vermiştir. 14. harcayımız müs, 15 müs. İkisinde manası birdir. Den deri demek. İkisi de müs ve müsü, den deri demek. Birinci müsün misali, tüm tüm inkülü demek. Evet, günahtan, bütün günahlardan tövbe etti. Fa'altuhu yapmış olduğum mül yevmil buluhi ne demek? Buluh çağından beri yapmış olduğu her günahtan tövbe etti. Derken burada mülden beri evet, manası ifade ediyor. 15. harcayımız mülz. O da aynı şekilde den beri. Misalimiz, örneğimiz tecibü salatü mül müldü yevmil buluhi. Tecibü vacip olur, farz olur, es-salatü namaz. Ne zamandan beri? Mülfi yevmi mülfi hula edilen günden itibaren beri namaz var. 16. harcayımız istisna için demiştik. Örneğimiz heleke alimune, alimler helak oldu. Hala müstesna dışında el-amili bi'ilmihi, ilmiyle amel eden alimler hariç. 17. harcayımız ada dedik. Örneğimizde arkadaşlar. Helekel amilune. Heleke filmaz değil mi? Manası ne? Helak oldu. Kim? Fail geliyor. El amilune. Amel edenler. Adal muhlisi. İhlaslı olanlar dışında. Allah için işini Allah için yapanlar dışındaki amel edenler helak oldu manası. 8. harcayımız levla. Örneğimiz levlâke ya rahmetallahi lehelekel nas. Levlâke sen olmasaydın. Ya rahmetallahi ey Allah'ın rahmeti lehelekel nasu insanlar helak oldu derken arkadaşlar burada levlâ harf-i cerdir.
19. harflerimiz K. Örneğimiz keyif arasıydı. Niçin isyan ettim? Burada keyime cevap mevcut olarak arkadaşlar. Nedir? Asetinin mefulleri olmuş oluyor. Niçin manasında? Ve 20. harflerimiz ki bu harfler değildir aslında. Fakat sadece Ukayil kabilesinin lügatında harfler olarak kullanıldığı görülmüş. O sebeple musannif ne yapmış? İmam Bekir onu buraya almış. Lealle normal ismi Nas haberini ref edenlerdendir. Ama Ukayil'e göre cerettiği durumda olduğu için diyoruz ki Ukayil kabilesine göre lealle örneğimiz leallallahi. Burada harfler olarak kullandığımızda leallallahi evet. Olur ki Allah Teala yüce olan Allah yavru derbi benim günahımı bağışlar. Arkadaşlar daha sonra bir giriş kabilinden olduğu için harfçelerle bitirdik. Harfçelerden sonra neyi göreceğiz? İsmin Nas haberine veren 8 evet 8 tane harfi göreceğiz. Bunlar inne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, illa, la. Evet. Daha sonra arkadaşlar 3. kısımda isimleri haber nasıl yazılmayı göreceğiz. Bunlar leyse, benze, ma ve la. Dördüncü kısmı ne gözüyle arkadaşlar? Fiil muzariyi nasıl edenler? Kaç tane var fiil muzariyi nasıl edenler? 4 tane. En, len, key, inen. Ve amil lafz-ı semailin 5. kısmında göreceğimiz bölüm nedir arkadaşlar? Fiil muzariyi cezbeden kelimeler. Kaç tane fiil muzariyi kelime var? 15 tane. 15. Lem, lemma, emir lamı, nehir lazım. Bu dört tanesi bir fiil muzariyi cezbeder. Bir tane. Geri kalan 11 tanesi hangileri onlar? İn, me, ma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyur, hayfma, izma, idha. Arkadaşlar bunlarla iki fiil muzariyi cezbeder. Ve iki fiil muzariyinin birincisine ne deriz biz? Şart önde gelene, daha sonra gelene de ceza demiş oluruz. Arkadaşlar bu 11 kelime ise şart ve ceza denilen iki fiili cezbeder. Kıyas hamleler anlamıştım ben. Kıyas hamleler kaç taneydi? 9 tane. Kıyas hamlelerimiz. Onlar fiil dedik birincisi. İkincisi neydi arkadaşlar? İsmi fail dedik. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? İsmi meful dedik. Dördüncüsü sıfatı müşebbe. Beşincisi ismi tatlı. Altıncısı mastar. Yedincisi muzaf. Sekiz ismi mübtam. Ve dokuz manayı fiil dedik. Arkadaşlar amilleri bitiriyoruz. Amili manevi ben ilk başta size tanıtmıştım. Kaç tane bir amili manevi görünme amil? İki tane. Birincisi okuyalım. Müpteda haber edilen amil. İkincisi neydi arkadaşlar? Fiil-i muzariye efendim amil. Peki amilden sonra ne okuyacağız? Arkadaşlar mamul okuyacağız. Mamul kaç tane? 30. 30 tane mamulumuz var. Ve bu 30 mamulden arkadaşlar 25 tanesi mamulun bir esaledir. Asıl mamullerden oluşur. Ve 5 tanesi de mamulun bir nedir? İttebaiyedir. Ve bunlar da nedir arkadaşlar? Tabi olarak ne gibi? Sıfat gibi, atıf gibi ve beden gibi, tekit gibi, atıf beyan gibi tabi olarak yani kendisinden sonrası, kendisinden önce geçene uyum sağlayarak irab alan mamuller. Evet, 25 tane mamul ki mamulun bir asale değil. Mamul hikayeliyoruz. Mamulun bir asale yani doğrudan mamul olanlar mamulun bir tebaiye evet dolaylı olarak mamul olanlar. Mamulun bir asaleyi de biz dörde ayıracağız. Mamulun menfum, mamulun mensum, mamulun mensum, mamulun mensum. Peki dolaylı olarak mamul ki kaç tane bunlar? 5 tane. Bunlar da hangisi? Sıfat. Arkadaşlar ikincisi atıf. Üçüncüsü tekit. Dördüncüsü beden. Beşincisi de atı be. Geçtik İrab'a arkadaşlar. Peki İrab kaç tane İrab vardı?
10 tane. 10 tane irabımız var arkadaşlar. Peki bu 10 tane irab kaç ayırıyor? 3 ayırıyor. Harekeler, harfler ve hasıflar. Arkadaşlar, harekeler kaç taneydi? 3 tane arkadaşlar. Zan, mefe, takesra. Harfler kaç taneydi? Vav, ya, elif, nun. Hasıflar kaç taneydi? Bunlar da harekenin hasfı, son harfin hasfı ve nun hasfı olarak da evet 3 tane hasfımız var. Bu hareke, harf, hasıf ne demek oluyor? İrabın ne demek bunlar arkadaşlar? İrabın alametleri. Ne zaman, hangi durumda zamme olacak? Ne zaman, hangi durumda feta, kesra olacak? Ne zaman, hangi durumda elif, vav, ya, nun olacak? Bunları ilerleyen aşamada göreceğiz. Ama gördüğümüz harekeler bir irab alametidir. Veya vav, ya, elif, nun bir irab alametidir. Ve aynı şekilde hasıflar, nunun kimi zaman gelmesi, kimi zaman hasf edilmesi, bunların hepsi birer irab alametidir arkadaşlar. Kısaca Nahiv ilmine giriş, Avamil kitabını özeti olarak bir başlamış olduk. İnşallah bundan sonra bir derslerimizde de bu Avamil kitabının harf üzerleri tekrar edip ismin nas haber edenlerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri okuduğumuz kitaplarımızı en güzel şekilde anlayarak istifade etmeyi, yani faydalı ilim, Peygamberimiz buyuruyor ya, ya Rabbi fayda vermeyen ilimden sana sığınır. Korkmayan kalpten sana sığınır. Doymayan nefisten sana sığınırım ve bir de kabul edilmemiş duadan sana sığınırım buyuruyor. Rabbim bizlere faydalı ilimler, faydalı ameller, sevdiği, razı olduğu işler yapmaya muvaffak eylesin inşallah. Amin. Teşekkür ederim.